Merhaba, benim adım Chloe. Uzun zamandır Hollywood gülüşü hayal ediyordum ve sonunda yaptırdım. Ama sonra bu dişlerin nereden geldiğini merak ettim. Ve dişlerin ölü bir adamdan alındığını dehşetle öğrendim. Doğduğumdan beri zor bir hayatım oldu. Tam teşekküllü olarak doğmadım ya da daha doğrusu sıradan bir çocuk olarak doğdum. Gayet sıradan. Ancak sonra doktorların dediğine göre nadir bir patolojik hastalığım ortaya çıktı. Gerçek şu ki ben dişsiz büyüdüm. Evet, bildiğiniz gibi bebekler dişsiz doğar. Önce bebek büyür ve ortalama 7-8 aya yaklaştıkça bebeklerin dişleri büyümeye başlar. Herkes bunu yaşar ama ben yaşamadım. İlk başta annem buna hiç önem vermedi. Bazı bebeklerin erken, bazı bebeklerin geç diş çıkardığına inanıyordu. Bana sebze ve meyvelerden ev yapımı püreler yaptı, ince tahıllar verdi ve beni sütle besledi. Sonra 1 yaşına girdim. Hala dişlerim yoktu. Bu yüzden konuşamadım. Sadece çocuk sesleri çıkartabildim ve 6 ay sonra 1,5 yaşıma bastığımda annem artık ciddi bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyordu. Beni hastaneye götürdü. Orada doktorlar teşhis koydu ve patolojik bir hastalığım olduğunu söylediler. Bunu duymak her anne için üzücü olurdu. Çok endişelendi ama babam onu sakinleştirdi. Durumu düzeltmek için her şeyi yapacağına söz verdi ve sözünü tuttu. Birkaç yıl sonra 4,5 yaşımdayken ailemle beraber diş hekimlerinin ünlü olduğu başka bir ülkeye uçtuk. Orada muayene oldum. Dişlerim dışında her yönden sağlıklıydım. Daha sonra konuşmayı ve çiğnemeyi öğrenebilmem için bana geçici dişler vermeye karar verildi. Operasyon genel anestezi altında gerçekleşti. Pek hatırlamıyorum ama ailem her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. İlk başta çok kapris yaptım, ağladım, ağzımın içinde bir sürü şey vardı. Bir sürü yabancı nesne vardı, dilimle dokundum ve gerçekten yemek çiğneyemedim. Annemden yulaf lafası ve patates püresi istedim ama çiğnemeyi öğrenmem gerekiyordu. Bu yüzden annem büyük bir sabırla normal yemek yemem için bana yalvardı. Zordu ama buna alıştım. İlk dişler birkaç yıl sürdü ve ardından doktorlar küçük dişlerin kafatasının yapısını, çenemin ve beynin işleyişini etkileyebileceği gibi onlara göre değiştirmem gerektiğini söylediler. Her şey birbirine bağlıydı. Ailem rahat bir nefes almak için her zaman bunalmadan başka bir ameliyat daha gerekiyordu. Bu yüzden çocukluğumun neredeyse tamamını hastanelerde geçirdim ve yine acı çektim. Ancak şimdi neler olduğunu biraz daha iyi anlayabiliyordum. Yeni dişler bana farklı yaşamayı öğretti. Birkaç ameliyattan sonra onlara adapte oldum, çiğnedim ve normal bir şekilde konuşabildim. Büyüdüğümde annem bana hastalığımın ne ve nasıl olduğunu anlattı. Hikayeyi üzüntüyle dinledim çünkü bu bana sadece benim başıma geldiğini fark ettim. Bütün arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarım normaldi. Fiziksel acıya, zihinsel strese ek olarak korkunç derecede pahalıydı da. Ve sonra doktorlar bana başka birinin dişlerini nakletmeyi deneyebileceklerini söylediler. İlk başta bu haber bizi korkutmuştu ama vücudumun çok iyi yapay diş tutmadığını, ağzımda sürekli yaralar olduğunu, bazen korkunç şişliklerle uyandığımı ve çantamda sürekli merhem taşıdığımı hatırlattılar. Bazen acıttığı için ağzımı bile açamıyordum. Ve yine hastaneler, tedavi, muayeneler, çoktan doktorların adlarını ve soyadlarını ezberlemiştim. Tüm aletlerini, maskelerini, iğnelerini, dolaplarını biliyordum. Bir noktada bunun gerçek hayat olmadığını, tam bir işkence olduğunu anladım. Bu şekilde yaşamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Ve benden sonra ailemin çocuk sahibi olmaya cesaret edememesi daha da acı verici. Çünkü buna zamanları yoktu. Bana çok para, zaman ve sinir harcadılar. Ve başka bir çocuğa paraları yetmedi. Bir keresinde bu kadar çok sonra neden olmaktansa ölmeyi tercih ederim diye demiştim. Ama annem o anda acı bir şekilde ağladı. Bir daha böyle bir şey düşünmeye cüret etmememi ve konuşmamamı söyledi. Çünkü benim için yaptıkları her şey kalbendi. Onların önünde kendimi daha da garip hissettim. Doktorlar bana diş nakli önerdiği anda hemen ne kadar mal olacağını sordum. Fiyatı duyunca dondum. Bu babamın arabasını satmamız gerektiği anlamına geliyordu. Bunu kabul edemedim. Doktorları bile dinlemeden hastaneden gözlerimde yaşlarla kaçtım. Yoldan geçen biri gördüm ve ona doğru koştum. Her şey çok çabuk oldu. Annemle babamın bağırışlarını duydum. Sürücü ani bir şekilde fren yaptı. Sürücü yavaş gidiyordu, bu yüzden kolayca durabildi. Uyandığımda babam ve annem yanımda oturuyor, acı bir şekilde ağlıyorlardı. Bense ölmediğim için pişman olmuştum. Doktor bunu bir daha yapmamamı ve konuşmasının sonunu dinlemediğimi ve hemen kaçtığımı söyledi. Annem neredeyse sinir krizi geçiriyordu ve bir daha intihar etmeyeceğime dair benden yemin istedi. Birdenbire onun ve babamın ne kadar endişelendiklerini gördüm ve fark ettim ki eğer ölseydim benim hatam yüzünden yalnız kalacaklardı. Nasıl bu kadar zalim olabilirim? Neyse, operasyon çok pahalıydı ama babam ve annem kabul etti, ben de öyle. Doktor bize iyi bir indirim yapacağını söz verdi. Nakil yapmadan önce bir dizi testten geçtim. Nakli bana yapacak olan özel bir klinikte bu tür bir operasyon ilk kez yapılacaktı. Bu yüzden bu onlar için bilimsel bir deneydi. Biliyorsunuz, ameliyatlardan, uzun bir iyileşme sürecinden, anesteziden ve tüm yaşadıklarından sonra ağrıya alışmış olsam da hala çok endişeliydim. Öte yandan narkoz aldıktan sonra bir daha uyanamamayı umuyordum. Böylesi benim için çok daha kolay olurdu. Artık ameliyathanedeydim. Başındaki doktor bana bakarak 10'a kadar say dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymaya başladım ve gözlerim kapandı. Hastane odasında uyandım. Operasyonun kaç saat sürdüğünü bilmiyordum. Ama kendimi her zamanki gibi kötü hissettim. Ağzım kapalıydı, susamıştım. Konuşmaya çalıştım ama yapamadım. Odadaki hemşire ailemi çağırdı. Annem her zamanki gibi gözyaşlarıyla içeri girdi. Babam mutluydu. Her şeyin yolunda gittiğini ve artık gerçek dişlerim olduğunu söylediler. Narkozdan sarhoştum ve tekrar uyuyakaldım. Hastanede uzun süre kaldım. Muhtemelen 3 haftadan fazla. Artık konuşabiliyor, yiyebiliyor ve içebiliyordum. Her gün aynada yeni dişlerime hayranlıkla baktım. Dilimle onlara dokundum, nazikçe temizledim. Hala acı çekiyordum ama geçeceğini biliyordum. Ayrılmadan önceki son akşam yemek odasında oturup ılık su içerken doktorum bana geldi. Sağlığım hakkında konuştuk, bana şans diledi ve bir daha geri dönmememi söyledi. Güldüm. Birdenbire kafamda bir soru işareti belirdi. Bu dişler nereden geldi? Doktor tereddüt etti ve sonra çocuğun adının Mitch olduğunu, benim yaşımda olduğunu ve dokuların da benimki gibi olduğunu söyledi. Kaza geçirmiş ve olay yerinde ölmüştü. Aile size yardım etmeyi kabul etti. Bu yüzden ölümden sonra bağışçı oldu dedi doktor. Böyle bir cevap beklemiyordum. Aniden rahatsız oldum. Kustum, derin derin nefes almaya başladım. Doktor korktu. Bana daha fazla su verdi ve hemşireyi aramak istedi. Ama ben onu durdurdum. Sorun değil, ben sadece beklemiyordum dedim. Bir kez daha bunların ölü bir çocuğun dişleri olduğu gerçeğini düşününce çok ürktüm. Ama doktor beni konuşmadan anladı. İnsanlar doğar ve ölür dedi. Ve bazıları öldükten sonra başka birinin hayatını kurtarmayı tercih eder. Bu çok asil bir davranış dedi. Biraz nefesimi tuttuktan sonra bunun gerçekten öyle olduğunu anladım. Doktor insanların bağışçı olarak kalp, böbrek, akciğer bağışladığı ve birinin hayatını kurtardığı birçok vakayı örnek olarak gösterdi. Organlar uyum sağladı ve bu onlara ikinci bir şans verdi dedi. Sahiplerinin sahip olmadığı bir şans. Mitch bana normal bir yaşam ikinci bir şans verdi. Doktor onun ailesini nasıl bulacağımı sordum. Taburcu olduktan hemen sonra annemle oraya gittim. Hala üzgünlerdi. Ama annesi beni gördüğü için çok mutluydu. Oğullarının her zaman nazik olduğunu ve oğullarının umut vererek birinin hayatını kurtardığı için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Şimdi beni duyabiliyorsan Mitch, teşekkürlerimi kabul et. Hayatı dolu dolu yaşamaya, onu takdir etmeye, sevmeye ve mutlu olmaya söz veriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, benim adım Tiffany. Daha önce aşırı merakın zararlı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çocukluğumdan beri burnumu hep beni ilgilendirmeyen konulara sokmaya bayılmışımdır. Ve hep bu yüzden annemlerden azar işitmişimdir. Aslında kötü bir şey yapmadığımı düşünüyordum ama yanılmışım. Sonuç olarak bu merakım sadece beni değil, ailemi de etkiledi. Ne mi oldu? Şimdi her şeyi öğreneceksin. Lise hayatı tamamen farklı. Tek problemin arkadaşlarla anlaşmak olduğu ortaokul hayatı gibi değil. Artık her şey biraz daha ciddi. Hemen söyleyeyim, daha önce hiç kural çiğnemedim. Evet, birçok kural vardı ve ben hepsine uydum. Babam polis departmanında çalışıyor, kanuna çok inanıyor, kurallara çok uyuyor. Benden ve annemden de aynısını istiyor. Babamı tanısanız şaşırırsınız çünkü çalışma kurallarını, insan haklarını, kanunları ezbere biliyor. Hatta gecenin bir yarısı size ceza kanununun maddelerini bile anlatabilir. Uzun yıllardır polis sektörüne kendini adamış ve bir sürü ödül almıştır. Annem ve ben onunla gurur duyuyoruz. Bu yüzden ciddiyetle büyüdüm. Gece partileri yok, plansız bir hayat yok. Babam doğası gereği plan ve strateji adamıdır. Bana her zaman bir şeye hazır değilsem dikkatli bir analiz sonrasında onu yapmamın daha iyi olacağını öğretti. Belki verdiği öğütler bana hayatta yardımcı olabilirdi ama o gün bir şeyler ters gitti. Her şey okulda giderek daha fazla ödev verilmesiyle başladı. Sorumluluklarım o kadar arttı ki ancak gece yarısı kendime boş zaman ayırabiliyordum. Şiddetli stres nedeniyle huzursuz oldum. Yeterince uyuyamadım ve bu kümülatif bir etki yaratmaya başladı. O gün okula kızgın ve yorgun bir şekilde geldim. Bana dersleri sadece ben önemsiyormuşum gibi geldi. Diğerler ödevleri yapmamıştı bile. Sadece benden kopya çektiler. İlk başta umursamadım ama sonra kendimi incinmiş hissettim. Neden ben geç saatlere kadar çalışıyordum ve diğerleri benim sayemde kitap bile açmadan iyi notlar alıyordu? Açgözlü değildim ama sinirlendim. Stephanie yanıma geldi. Bir kez daha ödevi kopyalamak istedi. Reddettiğimde onun yüzünü görmeliydin. Bu hayatımdaki ilk hayırımdı. Rengi soldu ve sonra gülerek seni hangi sinek ısırdı Tifoş dedi. Hiçbir şey söylemedim. Sadece çantamı topladım ve çıkışa doğru hareket ettim. Ve bir saniye sonra benim hakkımda adet mi olmuş? Bayan nerd hayır demeyi mi öğrendi diye konuştuğunu duydum. Ah, içimde bir şey patladı. Muhtemelen sabrımdı. Ona dönerek içi kitap dolu çantamı ona fırlattım. Stephanie yere düştü ve sonra bana küfür etmeye başladı. Sınıftan ayrıldım. Adrenalin tavan yapmıştı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Tekrar böyle heyecan verici bir olay yaşamak istedim. Oturup bunu düşünürken sınıf arkadaşım Max yemek salonuna yanıma geldi. Alkışlayarak beni daha önce böyle görmediğini söyledi. Ve sana yakışıyor, sessiz olmana alışmıştık dedi ve gülümsedi. Açıkçası onun sözlerini bir hakaret olarak algıladım. Belki de sınıfın en popüler çocuğu olduğu ve benimle daha önce hiç konuşmadığı içindi. Birden kendime dışarıdan baktım ve aslında delicesine sıkıcı bir hayatım olduğunu fark ettim. Ve bir şeyleri değiştirmek istedim. Ya öyle birisi hiç olmasaydım diye düşündüm. Hayattaki tüm ilginç şeyleri kaçırmıştım. Bu adil mi? Sessiz biri olmadığımı kanıtlamak için Max'e meydan okumaya karar verdim. Hemen ertesi gün okula geldim ve ilk işim onunla konuşmak oldu. Ona daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istediğimi, sessiz biri olmadığımı söyledim. Buna şaşırdı ve sonra şehrimizdeki terk edilmiş yerlere bir gezi düzenlemeyi teklif etti. Tüylerim diken diken olmuştu. Kasabamızın sınırında terk edilmiş bir fabrika vardı. Oraya kimse gitmiyordu. Orası özellikle gençler için yasaktı. Orada suç dünyasının temsilcileri arasında toplantılar olduğuna dair söylentiler vardı. Ciddi bir sorun istemiyorsanız oraya gitmemeliydiniz. Ne, korktun mu diye sordu ama birden kendime geldim ve hayır dedim. Saat 11'de orada buluşmamızı söyledi. Ben de kabul ettim. Dersten sonra eve koşarak gittim. Çabucak ödevlerimi yaptım ve sözle yatağa girdim. Saat 10'a yaklaştığında sessizce toparlanıp pencereden dışarı çıktım. Babamın evde olmaması iyiydi. Genellikle gece geç saatlere kadar işte çalışıyordu. Buluşma noktasına gittiğim, yaptığım şeyden rahatsız olmuştum. Ama aynı zamanda hem korku hem eğlenceyi bir arada hissediyordum. Oraya gittiğimde bulunduğum yer bana daha çok bir çöplük gibi geldi. Birikmiş demir parçaları ve üstünden büyük bir zorlukla çıkmayı başardığım yüksek bir çit vardı. Babam her gün karın kaslarım için mekik çektirirdi. Yüzyılda bir işe yaradı. Çöpün arkasına saklandım ve yavaşça buluşma noktamıza terk edilmiş bir çöplüğün tam ortasına doğru süründüm. Birinin konuştuğunu duydum ve eğildim. Görünüşe göre orada birisi vardı. Kalbim neredeyse göğsümden fırlıyordu ama bunu yapmak zorundaydım. Oraya bakar bakmaz biri omzumdan arkamdan dokundu. Neredeyse çığlık atıyordum ama ağzımı kapattı. Bu Max'ti, şşş dedi sessizce. Başımı salladım ve fısıldadı. Geleceğini düşünmemiştim. Elimi tuttu ve haydutlar arasında önemli bir görüşme olduğunu söyledi. Bunlar şehir dışından. Kardeşim yerel çetenin başında. Buraya gitmemi yasaklıyor ama ben de senin gibi çok meraklıyım dedi. Hey, kim var orada? Aniden yakınlardan bir ses duyuldu ve dizlerimin bağı çözüldü. Dışarı çıkın dedi. Max elimi tuttu. Gölgelerden çıkarak yüzümüzü gösterdik. Kafamı kaldırdığımda babamın haydutların arasında durduğunu gördüm. Bakışlarımız buluştu. Ne? O burada ne yapıyor? Onlardan birisi mi yoksa? Ama nasıl? Tüm bu sorular kafamda canlandı. Aniden nefes almak zorlaştı. Bana bir işaret bile vermeden baktı ve kafam çok karışıktı. Adamlardan biri bunu fark etti. Kim olduğumuzu sordu. Max kaybolduğumuzu söyledi. Gitmek istedi ama o adam yanımıza geldi ve bizi boynumuzdan yakaladı. Burada ne yapıyorsun? Sesimiz titriyordu ve normal bir şey söyleyemiyordum. Babam birden daha ufak olduğumuzu söyledi. Bırakın gitsinler, bunlar daha çocuk ama adam onu dinlemek istemedi. Aniden beni tuttu ve arabayı göstererek otur oraya dedi. Hiçbir yere gitmeyeceğimi haykırmaya başladım. Max araya girdi ama onun bir köpek yavrusu gibi itti. Beni arabaya götürdüler ve ben baba yardım et diye bağırdım. Herkes arkasını döndü ve babam bana doğru koştu ve sonra her şey çok çabuk oldu. Babam beni yakaladı, önüme geçti ve kavga çıktı. Sonumuzun geldiğini anladım. O anda birden etrafımız polislerle sarıldı. Takviye polislerin geldiğini fark ettim. Böylece merakım ve dikkatsizliğim yüzünden az kalsın babamın özel operasyonunu mahvediyordum. Resmen benim yüzümden ölüyorduk. Muhtemelen evde neler olduğunu zaten hayal etmişsinizdir. Evet, bir ay cezalandırıldım. Harçlık yok, dışarı çıkmak yok, telefon yok ve ders çalışmak dışında internet yok. Ve bir şey fark ettim ki eğer yapacağınız şeyin iyi bir fikir olduğuna emin değilseniz kimseye bir şeyler kanıtlamak için bunu yapmamalısınız. O hayat bana göre değildi ve bunu anlamam çok iyi oldu. Tekrar kendimi derslere verdim ve evet bazı değişiklikler oldu. ailem arkadaşlarıma daha fazla iletişim kurmama, arkadaşlar edinmeme ve onları evimize davet etmeme izin verdi. Bu yeni bir başlangıç için yeterliydi. Belediye başkanının ofisi o çöplüğü yıkıp yerine bir araba sineması inşa etmeye karar verdi. Böylece suçlular orada buluşamayacaktı. O kötü insanlar hapiste ve Max beni oraya sürüklediği için yüzlerce kez özür diledi. Beni korumaya karar verdiğinde cesur bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Onunla iletişim kurmaya başladık. Kardeşine bir uyarı verildi. Bu yüzden o da karanlık işleri yapmaktan vazgeçmiş gibiydi. Kısacası her şey olması gerektiği gibi düzeldi. Söyleyin, yerimde olsaydınız siz ne yapardınız? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, benim adım Jenny ve daha önce hiç paraya sahip olmadığım için hep zengin bir sevgili hayal etmişimdir. Dileğim gerçekleşti ve hayal edebildiğim her şey gerçek oldu. Ama sonra gerçekten pişman oldum. Şimdi nedenini öğreneceksin. Para meselesinin her zaman problem olduğu fakir bir ailede doğdum. Kıyafet ve diğer ihtiyaçlardan bahsetmeye bile gerek yok. Yemek ve faturalar için bile yeterli paramız yoktu. Chloe ve ben ailem çalışırken evde sık sık yalnızdık. Evde problemler olduğunda, mesela su baskını, fare dadanması gibi etrafta iki küçük kıza yardım edecek hiç kimse olmuyordu. Ve sonra bir gün en kötü günlerimiz geldi. Ailem çok hastalandı. Evde yüksek ateşle yattılar. Chloe ve ben açlıktan ölüyorduk. İlaç için paramız yoktu. Görünüşe göre herkes bize karşıydı. İşler o kadar kötü gidiyordu ki çaresizlik içinde ağlamak istedim. Ama yanılmışım. En kötüsü günler daha ilerideydi. Evin sahibi kapıya dayandı ve kiraları talep etti. 3 ay gecikmiştik ve bir hışım yanımıza gelmişti. Durumu açıklamaya çalıştığımda yoksullara yardım eden bir aziz olmadığını söyledi. Bizi evden attı. Ebeveynlerimiz güçlükle hareket ediyordu ve Chloe'nin tüm düşünceleri sadece yemek hakkındaydı. O geceyi dışarıda geçirdik ve yağmur yağmaya başladı. Çıkmazdaydık. Oturup kız kardeşimin ağlamasını dinledim. Babamın ve annemin ateşine baktım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Ve sonra birilerine yalvarmaya gittim. Biraz yürüdüm. Bir sonraki sokakta bir yerde dolaştım. Bir restoran vardı. Zengin bir işletmeydi. Pencereden ailem açlıktan ölürken zenginlerin orada oturup menülere baktı. Kadehlerden şarap içtiği, konuştuğu ve güldüğü açıkça görülüyordu. Adaletsizlik içime çok fazla öfke uyandırdı. Oraya gidip müşterilere bağırmaya hazırdım ama bununla hiçbir şey başaramayacağımı fark ettim. Umutsuzluğum gözlerimde gözyaşı şeklinde belirdi. Birden bir kız yanıma geldi. İyi giyimliydi ve o da pencereden içeri baktı. Ben de onlar gibi yaşamak isterdim. Lüks yaşam, her şeye sahipler, harika değil mi dedi bana bakmadan. Ve sonra devam etti. Bağlantınız yoksa onlar gibi olamazsınız ama bir adamı fethederseniz sizin için her şeyi yapar dedi. Sözlerini hemen anlamadım. Anlamamı da beklemiyordu zaten. Benim adım Deniz. Sen güzelsin, sana bir şey teklif etmek istiyorum dedi. Ve o zamandan beri 3 yıl geçti. Deniz ve ben ortak bir iş yapmaya başladık. Benim görünüşüm ve onun baştan çıkartma becerileri sayesinde her şey basitti. Evet, bu çok büyük bir iş. Zenginlerden para kopartmak üzerine bir iş. Nasıl mı oldu? Büyüdükçe daha güzelleştim. Doğa bana mükemmel bir figür, güzel bir yüz, uzun ve saçlar verdi. Deniz bütün bu yıllar boyunca bana nasıl davranacağımı, erkeklerle nasıl tanışacağımı ve konuşacağımı ve onların bana nasıl para vermelerini sağlayacağımı öğretti. İlgi dışında onlarla hiçbir şey vermemeyi de öğretti. Bu sadece zenginlerle iletişim değil, tam bir sanattı. Erkeklere sadece muhabbet için size ödeme yapmasını sağlama sanatı. Erkekler bazen zor bir günün ardından rahatlamak için biraz iletişime ihtiyaç duyarlar. Bana ideal bir konuşmacı ve hatta sadece dinleyici olmayı öğretti. Akıl hocamın gardırobunda şık markalı elbiseler, ayakkabılar ve birçok makyaj malzemesi vardı. Beni baştan yarattı ve biz de kazandıklarımızı ikiye böldük. İlk yarı oranın zayıftı. Hiç doğru bir diyalog kurmayı başaramadım ve uygunsuz düşüncelerimi uygunsuz anlarda ifade ettim. Müşterilerimin hayal kırıklığına uğradıkları belliydi. Akşam yemeği ve taksi için tabii ki para ödediler. Ancak beklediğim miktarı alamadım. İşi öğrenince tabiri caizse daha profesyonel hale gelince Deniz ve ben daha büyük balıklar tutmaya başladık. Zengin erkeklerin takıldığı tüm nezih yerleri biliyordu. Ben de oralara gittim. Ana amaç birini tanımak ve kendini doğru bir şekilde sunmaktı. Mekana girdim. Omuzlarımda bir kürk, siyah dar bir elbise, saçlar ve doğru makyaj. Hepsi bu. Hiç kimse ailem ve kız kardeşimle birlikte kiralık bir odada yaşadığımı düşünmezdi. Gururlu bir yürüyüş, dik duruş ve artık kendi ayakları üzerinde duran bir kadın gibi görünüyordum. Geriye sadece kendimi avlayabileceğim bir hedef kalmıştı. Gerekli seviyeye ulaşmak için kendi kendine eğitim almaya karar verdim. Olayları takip etmek için her sabah ekonomik, siyasi ve diğer haberlerini okudum. Bu özellikle kalabalık bir grupta sohbetteyken sohbetten ayrı kalmama, konu hakkında birkaç şey söyleyebilmeme yardımcı oldu. Gruptakiler bana baktılar, gülümsediler, gözlerini güzelliğimi kulakların söylediğince zeki şeyleri coşkuyla sindirdi. Sonra telefonu verip gidiyorsun. Ancak 3. randevuda size telefon, mücevher, elbise, yiyecek ve araç vermeye başlıyorlar. 3 yıl boyunca bana 5 araba, bir avuç elmas verdiler ve beni yüzlerce kez yurt dışına götürdüler. Aynı 5 yıldızlı restoranlara binlerce kez ve her seferinde farklı insanlarla gittim ve sonra güzelce ayrılıyordum. Kimse bana dokunmuyordu, sosyalleşmek onlar için yeterliydi. Ailemi beslemeyi ve geçindirmeyi başardım. Ailem artık çalışmıyordu ve artık yoksulluk içinde yaşamıyorduk. Ama bir gün müşterilerden biri bana aşık oldu. Adı Ashton'dı. Gelecek vadeden genç bir iş adamıydı. Daha ilk tanıştığımız akşam beni randevuya götürdüğü özel bir partide tanıştık. 2 saat sonra oradan çıktık ve sadece şehir dolaştık. Müşterilerin hiçbiriyle kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Ona aşık olduğumu hissettim. Bu iyi değildi çünkü bu işimin son anlamına geliyordu. Deniz ile çalışmak, ayrıca aileme bakmak zorundaydım. İlişkinin sahip olamayacağım bir şey olduğunu anladım. Benimle evlenmesi de pek olası değildi. Gerçekte kim olduğumu öğrenir öğrenmez beni terk ederdi. Deniz beni çok iyi anlıyordu. Hemen benimle Ashton hakkında çekimi hissetti. Müşteri değiştirmek zorundasın dedi. Kabul ediyormuş gibi yaptım ama onunla gizlice görüşmeye devam ettim. Ve her randevuda daha savunmasız kalarak ona yaklaştım. Ashton uzun süredir bana aşık olduğunu itiraf etti. Karşılık vermeyi çok istedim. Bir ay sonra bana evlenme teklif etti. Bir çocuk gibi gözyaşlarına boğuldum ve tek bir kelime bile cevaplamadan eve koştum. Depresyona girdim. Kendimi suçlayacağımı fark ettim. Kişisel duygularımı karıştırmamalı ve çalışmalıydım. Ama kalbinizi nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Her şeyi bırakmaya çalıştım ama Deniz ona bütün gerçekleri söylemekle tehdit etti beni. Bir kişi aşık olup da ona evlenme teklifine evet diyememenin ne kadar acı verici olduğunu hayal bile edemezsiniz. Keşke hiç tanışmasaydık. Beni bulmaya çalışıyordu. Ortak tanıdıklardan duydum. Bu yüzden numaramı attım. Hiçbir yere gitmedim. İnzivaya çekildim. Ve sonra ailemle başka bir şehre gittik. Deniz orada kalmaya karar verdi. Eski yerde kendini arayacağını söyledi. Onu anlıyordum ve o da beni. İyi arkadaş olarak kaldık. Bana çok şey öğretti. Bizi açlıklar kurtardığını asla unutmayacağım. O bizi korudu. Tüm tedavileri ödedi. Birkaç ay bizi besledi. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. O zamandan beri 4 yıl daha geçti. Kendimi yeni bir alanda denemeye karar verdim. O zamana kadar olgunlaştım, zihinsel olarak büyüdüm ve iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi oldum. İşletme konusunun bazı yönlerini çok iyi biliyordum. Evet şaşırmayın. Bu gelecekte benim için kullanışlı oldu. İyi bir iş bulabildim. Önce küçük bir şirkette müdür yardımcısı olarak iş buldum. Yaşıma rağmen dışarıdan güven ve saygı kazanmayı başardım. Ailem de çalıştı. Bu yüzden artık sadece yaşam için para kazanmıyor, kendi işimizi kurmak için de para biriktiriyorduk. Bir kafe açmayı hayal ediyordum. İnsanların mekana gelmesini, yemek yemesini, iletişim kurmasını izlemeyi hep sevmiştim. Bu kadar sırf restoranlara gitmeme şaşmamalı. Ashton'a gelince, kırılan bir kalbin eski yarası bolca kanıyordu. Onca uzun zaman unutmadım, gitmesine izin verdiğime inanamadım ve birkaç yıl sonra hayalim gerçekleştiğinde kendi kafemizi açtık. Müşteriler gelmeye başladı, annem müşterileri karşılıyordu. Ben yöneticiydim ve babam da mutfaktan sorumluydu. Aniden ziyaretçilerden bir tarafından çağrıldım. Gittiğimde Ashton orada duruyordu. Bana gülümsedi ve anladım ki hayat bana ikinci bir şans veriyordu. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.